Sevgili arkadaşlar, yeni oyunumuz Superliminal. Kendisinin gerçekliği sorgulatacak, bulmaca tadında bir yapım olduğu söyleniyor. Yani olayı nedir, tam olarak ne değildir bilmiyorum ama Türkçe dil desteği var. Şu an Steam Festivali'nde demosunu ücretsiz deneyimleyebiliyorsunuz. Oyun henüz çıkışını yapmadı ve ilk defa böyle %100'den daha fazla bir loading sayacı görüyorum. %1000'e doğru, hey maşallah. Umarım keyifli bir oynanış olur bizim için. Ve zamanında Skyhill'i oynamıştın. Skyhill Blackmist diye bir oyun gördüm. Onu oynadın mı? YouTube'da göremedim. Bu arada animede kan var demiş. Kadir çok haklı bir serzenişte bulunmuş. Çok teşekkür ederim Kadir'cim, eyvallah. Yok, Skyhill'i oynamadım henüz. Baba selamünaleyküm. Neye imzayı attık? Bir okuyaydık. Arkadaşlar bu arada mouse sıkıntılı biraz. Kontrollerden şeyi açmamız lazım biraz, fare kontrolünü. Açamıyoruz abi fare kontrolünü. Az daha kız şu müziği, yeter. Bu çok fazla geliyor. Öteki çok az geliyor. Bunun bir tık ortası yok değil mi? Neyse. Duymuyorum. Sağır kulağıma sıçsınlar, duymuyorum. Aga selamünaleyküm. Ne yapacağız burada? Kızma birader şeyi bu. Perception is reality. Gerçeği görmeye hazır mısın mı diyor acaba? Doğru çevirmiş olayım lan ne olur. Ne kadar güzel sesi var ya, böyle lüp lüp. Gerçekliği nasıl göreceğim peki? Bu diğerlerinden böyle birazcık daha küçük gibi. Bununla alakalı bir şey mi var acaba? Aa, kocaman bir kale. Merhaba. Blup. Çok güzel bırakıyor bu arada ya. Terms of service accepted. Congratulations on falling asleep. Welcome to Somnascult. Your progress may be monitored by qualified specialists. This orientation will adapt you to eyelids, our interactive, lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Rüya gibi bir şey mi görüyoruz şu an? Tamam, peki benim burada ne yapmamı istiyorsun? Döndürmek için sağa basılı tut. Tamam. Döndürmeyi öğrendim. Benim buradan bir yere mi ilerlememi istiyorsun kardeş? Yap. Bunu burada bırak. O çıktı bile. Ya ben beni birazcık daha uğraştırır diye tahmin ediyordum. Ne yalan söyleyeyim, pek uğraştırmadı. Arka plana da vermişler müziği, vermişler goyguyu. Ha, buton. Abi oyun şimdiden bakınca bile demosuna göre bayağı iyi gözüküyor demiş. Teşekkür ederim kankacığım. İçeri diyor nesnelerle giremezsin diyor. Ben anlamadım ki. Galiba nesnelerle giremiyorum. Ne yapmam gerekiyor peki? Şu kadar oldu nesne. Arkadaşlar içeri girmiyor. Bir de ben bu nesnenin o kapıyı açabileceğini hiç düşünmüyorum. Sağ tabelada girebilecek nesneler yazıyor. Girilemeyecek nesneler mi? Bunların hiçbiri girilemiyor. Bunlardan biriyle içeri giremem. Atla giremem diyor. Kaleyle girerim o zaman. Ben bir yerden söker şey yaparım. Piyon. Heh, ver piyonla gireyim. Piyon yasak mı lan? Piyon da yasak. Piyon da yasak kanka. Arkadaşlar bir şey soracağım. Menenjitli hasta, küçükken böyle ateşli hastalık falan mı geçirdiniz? La mallar. Şunun üzerinden indiğim an kapı kapanıyor tekrardan. Ben keyfime mi buraya bir şey getirmeye çalışıyorum? Oğlum ateşli hastalık falan mı geçirdiniz siz küçükken ya? Hepsi yasak. Yo bir saniye. Kaleyi yasak koymamış. Ben gider şey, dama tahtası yasak değil. Gider dama tahtasını getiririm abi. Vallahi benim psikolojime saldırıyorlar ya. Vallahi benim psikolojime saldırıyorlar abi. E bu kutuya bir şey dememiş mi sen? Ben kutuyu alır giderim. Kutuda bir şey var mı kardeş? Ağzına sıçtı gene. Kapı açıkken ya, diğer yerdeki bloğu al. Oraya kadar uzanıyor mu sence elim? Vay. 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 Sonra? He, çıkamıyorum. Şimdi onu geri mi alacağım buradan? Ne zıplarım ya. Bunun üzerinden ne zıp... Hadi canım oradan. Hadi canım oradan. Beyin perspektifim yandı. Geliyorum chat, geliyorum. Buradayım birazdan. Kapıyı açmaya gittim geldim be. Evde tek başımayım, ne yapayım be ya. Evet arkadaşlar geri geldim. Merhabalar. Kafamızın, beynimizin içinden geçen bir yapım olacağı benziyor bu. Emanetle geçeyim mi yanımdan? Yani... Bence orada saat 3 olmayan bir saat falan var. Şunu bulup mu ayarlayacağım? Ne yapacağım? Heh. Tövbe estağfurullah. Lan oğlum biz buraya nereden geldik lan? Biz buraya nereden geldik lan? Ben niye buradayım abi? Evet, rüyalarımızda bir simülasyonun içinde olduğumuzdan dolayı sanırım. Kapılar kapalı, ulaşılamıyor. Özel. Özelse gireriz abi. Benim zihnim. Benim zihnimde bana özel mi var ya? Kösüldü. Ben kendime her şeye dokunmak zorunda hissediyorum bu arada. Ve dokunuyorum acımadan. Teşekkürler. Deprem gibi oldu lan. Evet, parayı vermeden böyle şey yapmaya çalışınca sıkıntı oldu galiba. Niyeyse bunu yanımda taşımak istiyorum. Kenarda save aldı. O mayva moşindeyru. Sen bana ne? 246, 656 bu odalar bence birbirine çok komşu olabilecek odalar değiller gibi. 21 480 Şeyin kösülme sesi çok hoşuma gitti ya. He, yani acaba diyorum acık insan mı olsaydık? Çünkü kapıyı böyle alıp kendine koymak. Ha, bilemedim yani. Bir hayvan mıyız, neyiz? The Pound TV hoş geldin. Var galiba bizde bir hayvanlık ya. Oğlum aklınla oynama bak. Bak aklımla oynuyorsun bak. Aklımla oynuyorsun bak. Oğlum nasıl yapmışlar ya chat? Tuttuğun her şeyi büyütebiliyorsun ya da küçültebiliyorsun. Ben yine bunu köstürmeyi tercih edeceğim. Abi kalk git buradan ya. Ya şurası girilebilecek bir yer gibi duruyor mu? Ne yapacağız abi burada? Aa! Tövbe ya Rabbim, tövbe. Dayı biz burada ne arıyoruz? Kendimi ben oyuncak gibi hissediyorum ama böyle. Deney faresi miyim? Peynir mi koydunuz kenara? Çıkışa gitmeye çalışacağım. Burası sonsuz kere dönüyor değil mi böyle? İleride bu benim bir işime yarayacak mı acaba? Şunu alsam mı? Ha, buradan nesne çıkaramıyorum. Anladım, anladım. Buradan nesne çıkaramıyorum abi. O yüzden pek burayla uğraşmayacağım. Herkes aklına mukayyet olsun bu oyundan sonra. Minik bir kafayı sıyırmamız var. Doğru diyorsun kolera. Minik bir... Kapı. Kapı. Ne diyor? Çıkış diyor. Yerinden mi diyor oynadı diyor. Aldığın eşyayı havaya bakarak tutarsan büyüyor. Hani? Hani? Tutamadım chat. Oha! Ne? Bu ne? Güzelmiş. Güzelmiş abi. Güzelmiş abi. Peki sevgili arkadaşlar, buradan nasıl çıkacağımıza dair bir fikri olan var mı aranızda? O gittiğimiz yerde olmadığına göre. Nani? Aşağı doğru bakıp bırakırsan küçülür. Abi bak, yukarı doğru gidiyoruz. Şuradan da aşağı doğru iniyor böyle, yokuş aşağı gibi. He? Kargo geldi aynen abi. Beni aşağı indir. Abi burada devleşiyorum. Burası normal. Abi ne yapacağım? Büyütüp mü geleceğim? Ne yapacağım? Neyi büyüteceğim? Bekle benimle. Geliyorum. Anlat. Ya burada ben Godzilla'ya mı dönüşüyorum? Eski yere git, ben biliyorum. Sen bana tarif et kanka. Kamera önünde sen bana tarif et. Eski yer dediğin nere misal? Yani tuğlanın olduğu yere mi gideyim? Nereye gideyim? Resepsiyona geri geldik. Kare yere. Tamam dur. Kare yere doğru ilerlemeye çalışacağım. Birader bizim aklımızla oynuyorlar. Bizim aklımızdan oynuyorlar. Oraya nereden girdik? Buradan geldik. Buradan kapıyı söktük. Burası dış kapıydı. Buradan değil, buradan girdik oraya. Oğlum buralar nasıl yerler böyle, mimarınızın ağzına sıçayım mimarınızın. Geldik kardeşim, geldik. Kara alandayız. Kahve olursa güzel olur abicim, sana zahmet. Ananıyım. Oh my one mo shindeiru. Hello. My name is Doctor Glenn Pierce. Evet. And I'd like to talk to you about being special. Evet. So special in fact that we have no idea where you are. Evet. But not to worry. We're working on it. Evet. Bu kadar mı? Sen çok özelsin ama nerede olduğunu bilmiyoruz hacı. O kadar özelsin ki sağ kapımı, sol kapımı. İkisi de birbirinden pıs. İkisi de aynı bunların. Neden böyle bir şey yaptınız manyak herifler? Ha. Ben oraya çıkmanın yolunu biliyorum ki. Amacınız ne lan sizin? Niye böyle şeyler yapıyorsunuz kardeş? Gördüğüm her yere dokunuyorum bu arada. Kendimi dokunmak zorunda gibi hissediyorum hep. Buraya getirebileceğim bir şey var mı? Eşya ile küpümü birleştireceğim. Abi yanıma eşya alamıyorum ki şu an. Yanıma herhangi bir eşya alamıyorum. Yanıma herhangi bir eşya alıp birleştirebilsem tatlı olacak da. Peki misal buradaki exitlerden biri daha alınabiliyordu muhtemelen. Aynen öyle. buradakilerden birini alıp bununla beraber gidebilme şansım var mı acaba? Ya muhtemelen bu boyutlar arasındaki kapılar şeye izin vermiyordur ama elimde böyle bir şeyle geçmeme izin vermiyordur ama perspektifin orada mı duracağım? Küpü perspektif olarak birleştir. Ha, peki öyle deneyelim bir de. Giremeyeceğim değil mi içeri? Yok giremiyoruz abi. Giremiyoruz. Anladım. Az önce az daha birleşmiş gibiydi ya. Nani? Nani? Abi yemin ediyorum bir şey değil mi bu ya? Biraz daha büyü. Selamünaleyküm. Ama burada kapı var abi. Kapı olduğundan dolayı onu alamayız. Yok kapı yok. Gayet de alabildik. Bam. Yetmedi. İlla ki buradan bir şeyler daha alacağız. Ötekini getirmemiz yeterli olmayacak galiba. Yine küp. Ben bu küpü hangi perspektiften birleştireceğim? Evet sevgili arkadaşlar, an geçmiyor ki beynimizden dumanlar, kıvılcımlar çıkmasın. Oyun beynimi sıkıp portakala çevirdi. Aynı şekilde efendim bir mukabele. Tamam abicim. Aynı şekilde en sol köşe. Dur dönüyor. Dönüyor galiba. Beni buradan bir al. Ya şöyle yanaşıyor da birleşmiyor ki. Ben de başaramadığımızı düşünüyorum ya. X var. Ben bu açıdan bir yerden olduğunu düşünmüyorum ya. Bak şu tarafa doğru dönünce geliyor. Ya da bilmiyorum 360 derece tur mu attıracağız? Nasıl attıracağız ki turu? Masada birleşmesi için gereken bir şey var. Kankacığım masayı alamıyorum ki ama. Herhangi bir şeyi alamıyorum yani. Birleşmesi için gereken şey nedir bilmiyorum ama herhangi bir şeyi alamıyorum. Kapının orada. Önceki küple birleşir mi bilmiyorum. Küpü al, küpün üstünden bak. Tamam. Öyle yapalım madem. Kapının girişinde ben hiçbir şey göremedim ama belki dediğiniz gibi yani hani iki küp bir araya gelince oluyordur. Ama ben bu oyunun böyle bir şeyi başka bir şeye bağlayacağını pek zannetmiyorum ya. Biraz daha buraya gelmemiz gerekiyorsa misal nasıl geliriz? Gelemeyiz ki. Bu küple alakası yok abi. Vazoya bak, vazoda bir eksik var. Şunu bir en tepeye atsana. Yok, oradan yine çıkmamız mümkün değil gibi. Belki map'in dışından bakacağız. Yok, bakamıyorum. Bardağın güzelmiş, teşekkür ederim Protektör, eyvallah. Masanın arkasına çöküp galiba. Çökme seçeneği yok arkadaşlar. Çökme gibi bir seçenek yok. Perspektifine sıçayım mı? Bak nerede perspektife girmeye başlıyor? Burada. Buradan böyle bir daha da devam edebilmesi için ne yapmam lazım? Hiçbir şey yapamıyorum ya vallahi. Masanın üstündeki şeyle mi birleştirmeye çalışayım? Abi masanın üstündeki şeyle benim oraya bakış açımın birleşmesinin bir ihtimali yok ki. Yok yani, bu masanın üstündekiyle ben bir olay olduğunu zannetmiyorum. Önceki küpü çevirip geçebiliyorsun. Yok, geçilmiyor. Bak, önceki küp burada. İstesen de geçemiyorsun. Peki küp benim üstümdeyken, evet, olmadı. Olmuyor abi. Masanın arkasına geçip kapıya doğru bak, anlayacaksın. Masanın arkasına geçip kapıya doğru. Bu masa olduğunu tahmin ediyorum. Bu masa olduğunu tahmin ettiğim için buradan kapıya doğru bakıyorum. Yani burada ne yapmam gerekiyor benim? Az daha geri. Bunu tutacak mıydım peki? Biz böyle anlaşamayacağız abi. Biz böyle anlaşamayacağız, yok. Evet arkadaşlar, ben elendim, ben gidiyorum. Kapının önündeki vazo. Abi kapının önündeki vazoya bir şey yapamıyorum, dokunamıyorum ki. Ya vazo ile durumun ne alakası var? İnanın anlamadım. Şu an mekanla da ortalığın bir alakası yok. Vazoyu... Efendim Barış abi, efendim abi, beceremedim. Önündeki sarı masanın üstüne baksana bir. Baktım. Bunu ayrı bir masa yapacağız. Adamlar anlatana kadar canı çıktı ya adamların. Vallahi canı çıktı adamların. Anlatana kadar adamlar böyle bir şey yaptı, böyle vazgeçti. Peki bu benim ne bokuma yarayacak? Buradan gitmemi mi sağlayacak? Bu neye yarayacak? Sonunda evet anladım. Anladım. Şu mesele. Sen bir dur kenarda be. İşte bu. Abi masa, abi ne olur masa. Herkesin canı çıktı böyle. Şu masaya bak artık lütfen. Masa, masa. Bayağı iyiyim ha. Oğlum var ya, ben bu oyunların artık usta oldum ben ya. Arkadaşlar Iskarta'ya çıktık. Bunları almama gerek var mı? Yok, kapıdan geçiyoruz abi. Hello, my name is Doctor Glenn Pierce. Yep. In the event that this elevator does not wake you up, please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant, as we will no longer have any way of controlling it. For example, if you see your parents, please punch them in the face as hard as you can and immediately run away. Oyun bu arada gitgide korku yapımına benziyor, farkında mısınız? Asansör seni uyandıramazsa sakın seni duygusal olarak etkileyecek olaylara girişme falan filan diye. Oo. Evet, beni uyandırdı abi şu an. Çok keyifli bir oyunmuş ya. Gerçekten çok keyifli bir oyunmuş. Superliminal'i ben acayip beğendim. Ama chat çok yoruldu değil mi? Bana laf anlatmaya çalışırken.